Söz İstanbul'da programından merhaba. Değerli izleyenler, bugün programımızda Türkiye'de ve dünyada en sık görülen hastalıklardan birisini, diyabeti konuşacağız. Diyabeti olan kişiler hangi unsurlara dikkat etmeli? Şeker hastalığı dediğimizde hangi organların tahribatı söz konusu olabiliyor? Ve burada doğru bakım nasıl olmalı? Hem hastalar hem hasta yakınlarının bilmesi gerekenler neler? Bunları konuşacağız. Konuğumuz Başkent Üniversitesi İstanbul Hastanesi Diyabet Polikliniği Hemşiresi Emel Nur Ulusoy. Hoş geldiniz efendim yayınımıza. Hoş buldum. Emel Nur Hanım, diyabet hemşiresinin diyabet bakımındaki yerinden bahsedeceğiz. Tabii Türkiye'de ve dünyada çok sık görülen bir hastalık olduğunu söyledik. Bu nedenle bakım da ciddi anlamda önem kazanıyor. Çünkü birçok kişi de aslında sinsi de seyredebiliyor değil mi bu hastalık bir süre ve sonrasında ciddi belirtiler vermeye başlıyor. Bu nedenle önce isterseniz diyabet hemşiresinin diyabet bakımındaki yeri nedir? Bununla başlayalım. Diyabet tanısı almış hastaların eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesi, kendi bakımlarında aktif olarak yol almaları, bakıma katılımlarının sağlanması, bilgi ve becerilerinin geliştirilmesinde diyabet hemşiresi rol almaktadır. Sağlık ekibiyle işbirliği içerisinde olan hastaların her zaman diyabet kontrolü daha olumlu yönde etkilenmektedir. Bu yönde hemşireler her zaman bilgi, beceri kazandırmak ve motivasyon desteği için hastalarla işbirliği içinde bulunmaktadırlar. Şimdi yaşam tarzında değişiklik olması gerekiyor şeker hastalarının, diyabet hastalarının. Burada hangi unsurlara dikkat edilmeli, hangi değişiklikler söz konusu olmalı? Çünkü hemen aklımıza şeker tüketiminin azaltılması geliyor. Ama bununla beraber nelere dikkat edilmesi gerekiyor? Yaşam tarzı değişikliği diyabet yönetiminin basamaklarından bir tanesidir. Öncelikle burada bir beslenme modelinde değişikliğin yapılması, sedanter yaşamdan ayrılarak hastaların aktif egzersiz programlarına geçebilmesi ve tabii ki bu yolculukta motivasyonlarının her zaman tam olması çok önemlidir. Beslenme değişikliği dediğimiz zaman bizim ekibimizin içerisinde diyabet doktorumuz, diyetisyenimiz ve diyabet eğitim hemşiresi olarak görev yapmaktayız. Bu grupta beslenmeyi diyetisyenlerimizle birlikte yürütüyoruz. Şeker alımını kısıtlamak, şekeri yükselten besinlerden uzak durmak, kilo kontrolünü sağlamak için bir beslenme programı değişikliği yapılması gerekmektedir. Aynı zamanda egzersiz konusunda da hastalara motivasyon sağlayarak düzenli egzersiz yapmalarını sağlamak, kan şekerine ve sağlıklarına bunların olumlu etkilerini anlatmak, yaşam tarzı değişikliğinde bizim basamaklarımız arasında. Bu yolculuk uzun bir yolculuk olduğu için hastaların motivasyonu her zaman tam olması gerekir. Gerek beslenme, gerek egzersiz, gerek tedaviye uyum konusunda her zaman yanlarında olduğumuzu, bu becerileri kendilerinin kazanabileceğini ve olumlu etkilerini birlikte göreceğimizi hastalara anlatmamız gerekiyor. Peki tabii burada hastadan hastaya mutlaka değişiyor hasta profiline göre ve bu basamakların bazen ihmal edildiğini de görebiliyoruz. Hepsinin tam anlamıyla gerçekleşmesi bazen zor olabiliyor. Tabii büyük şehirde yaşanıyorsa burada işte motivasyon diyoruz ama iş stresi eklenebiliyor. Pandemi sürecini geçirdik. Aslında hala da geçirmeye devam ediyoruz bunu. Vaka sayılarının arttığını biliyoruz. Bu da ciddi bir strese neden olmuştu ve aslında olmaması gereken sedanter yaşamın birçok kişide sürdürüldüğünü gördük. Tabii beslenme alışkanlıkları da değişti bu çerçevede. Sizin gözleminiz nasıldı süreçle ilgili? Hastalar dikkat etti mi? Gerçekten bunlara uyabildiler mi? Ya da rutin kontrollerinin ihmal edilmesi söz konusu oldu mu? Ki birçok hastalıkta bunu gördük. Diyabet polikliniğinde tablo nasıldı? Evet, kesinlikle bu konuda biz de olumsuz gelişmeler olduğunu gözlemledik. Öncelikle beslenme alışkanlıkları evde oturma süreçlerinin uzaması nedeniyle değişti. Strese bağlı birçoğunun beslenme alışkanlığı değişti. Dışarıya çıkamadıkları için, spor alanlarına gidemedikleri için hareket kısıtlılıkları maalesef ki oluştu. Yeterli egzersiz yapamadılar. Bunların hepsi diyabeti ve obeziteyi olumsuz olarak etkiledi.
Burada motivasyon dediğimizde bunların hepsi kişiye özel olarak belirlenmesi gerekiyor. Yani beslenme düzenini kurarken kişiye özel, çalışma şartlarına uygun, yaşına, alışkanlıklarına uygun şekilde bir planlama yapılması gerekiyor. Aynı şekilde egzersiz dediğimiz zaman kişinin zamanına göre, kilosuna göre, yapabildiği aktivitelere göre yönlendirme yapmak gerekiyor. Sıklığını ve egzersizin çeşidini yine kişiye özel planlamak gerekiyor. Pandemi sürecinde maalesef ki bunlar dediğimiz gibi olumsuz etkilendi. Ancak biz hastalarımızla her zaman iletişimimizi sürdürerek online olarak telefon görüşmelerimizle yine onları takipte kaldık. Çünkü diyabet hastasının sağlık ekibiyle hiçbir şekilde iletişiminin kesilmemesi gerekiyor. Bu süreçte biz her zaman onların yanında olmak için elimizden geleni gösterdik. Arada oluşan bir takım olumsuzluklar var ama tekrar başa alarak her şeyi tamamlamak adına onlarla birlikte çalışmaya devam ediyoruz. Ve şimdi tabii havaların ısınmasıyla beraber birazcık daha bu hareket alanının da arttığını görüyoruz değil mi? Egzersiz anlamında da özellikle. Tabii yazın beslenme alışkanlıkları da değişiyor. Birazcık daha diyetler belki sürdürülebilir oluyor. Ama tabii burada da meyve sebze ekleniyor işin içine. Meyveler daha çok ekleniyor. Dondurma yazın vazgeçilmezi. Bunlarla ilgili de mutlaka kısıtlamalar gerekiyor değil mi? Kısıtlamalar var. Bir de tabii ki bu yolculuk dediğimiz gibi uzun olduğu için diyabet kronik bir hastalık. O yüzden bu yolculukta bir takım değişikliklere ve alternatiflere izin vermek gerekiyor. Bu anlamda da biz hastalara değişim tablolarını öğretiyoruz. Neyle neyi değiştirebilirler? Hangisi kan şekerini daha hızlı yükseltir? Hangisini nasıl kontrol altına alabilirler? Bu konuda yardımcı oluyoruz. Egzersiz konusunda da özellikle yaz aylarında sıcak havalarda, sıcak saatlerde dışarıya çıkmalarını çok önermiyoruz. Yemekten hemen sonra egzersiz yapmalarını önermiyoruz. İlk kez egzersiz yapacak olan kişilerin yoğun bir tempoyla başlamalarını istemiyoruz. Egzersizin de sürdürülebilir olması bizim için çok önemli. O yüzden dakika olarak, süre olarak daha kısa sürelerle başlayıp yavaş yavaş arttırılmasını öneriyoruz. Ve etkisini tam olarak görebilmek için 2 günden daha fazla egzersize ara vermelerini istemiyoruz. Çok yoğun egzersizlere gerek yok. Öncelikle basit yürüyüşle bile kan şekerini kontrol altına almaları konusunda iyi sonuçlar görebileceğimizi biliyoruz. Peki diyabeti olan kişilerde şeker takibi nasıl yapılmalı? Hani hep bildiğimiz yöntemler söz konusu ama burada da yine uzman desteği mutlaka alınmalı değil mi? Evet, kan şekeri takiplerini eski sistem dediğimiz parmak ucundan kan şekeri ölçüm cihazlarıyla takip edebiliyoruz. Bunun yanı sıra yeni teknolojilerde sensör sistemi dediğimiz kola takılan sensörlerle 24 saat boyunca kan şekerindeki dalgalanmaları görebiliyoruz. Sürekli ölçüm sistemlerini kullanmak hastaların şekerlerini iyi takip etmek açısından kesinlikle daha güvenilir olmakta. Kan şekeri ölçüm sıklığı da yine hastanın diyabetinin durumuna göre değişiklik gösterebilir. Ölçüm sıklığı, günde kaç defa ölçeceği, kullandığı diyabet tedavisine ve diyabetinin yüküne göre değişebilir. Bunu yine kişiye özel olarak bireysel belirliyoruz. Gün içerisinde hem açlık şekerlerini kontrol etmek gerekiyor, hem tokluk şekerlerini kontrol etmek gerekiyor. Bu kişiye göre değişebilir. Burada özellikle dikkat etmeleri gereken şey güvenilir cihazlar kullanmaları çok önemli. Biz polikliniğimizde daha çok bilimsel laboratuvar kanıtları uygun olan, hekimlerimiz tarafından önerilen, güvenilirliği iyi olan cihazların kullanılmasını tercih ediyoruz. Ölçüm güvenilirliği ne kadar iyiyse diyabet tedavisi de o yönde iyi yönetilmekte. Ama cihazlarda olumsuz bir ölçüm olduğunda ya da hatalı bir ölçüm olduğunda maalesef bu diyabet tedavisinin de yanlış yönlendirilmesine neden olabiliyor. Bu yüzden sağlık ekibinin önerdiği cihazları kullanmaları daha uygundur diyoruz. Peki ani düşmeler ya da yükselmeler olduğunda şeker düzeyinde bununla ilgili nasıl müdahale edilmeli? Şeker düşmesi ve şeker yükselmesinin belirtilerini hastalar çok iyi tanımalıdırlar. Bu yüzden diyabet eğitimleri çok önemli. Biz hastalarımızla programladığımız eğitimlerde her ikisinin de belirtilerini ve müdahalelerini ayrı ayrı anlatıyoruz hastalarımıza. Şeker düşmesi ya da şeker yükselmesi yaşadıklarında bunun sorununun ne olduğunu tespit etmeleri, sorunu tekrar yaşamamak adına var olan hatayı düzeltmeleri bizim için önemli. Şeker düşmesi olduğu durumlarda öncelikle hasta tabii ki mevcut durumunu düzeltmeli.
işte basit bir şekerle, kana hızlı karışacak olan bir şekerle kan şekerini hızlıca normal seviyeye getirmesini ve arkasından öğün tüketmesini istiyoruz. Ama bu düşüklüğe neden olan sebebin belirlenerek tekrar etmemesi adına onun düzeltilmesi gerekir. Ney şekerini düşürebilir? Beslenme süresinde açlık süresinin uzamış olması, ara öğünlerini almaması, yemeklerini yeterli tüketmemesi şeker düşüklüğüne neden olabilir. Aç karnına uzun süreli efor sarf etmesi şeker düşüklüğüne neden olabilir. Ya da diyabet ilaçlarını yanlış kullanması şeker düşmesine neden olabilmekte. Biz bunların hepsini eğitimlerimizde hastalara özellikle tek tek anlatıyoruz. Sorun tespit ettiğimizde de bu konunun tekrarını yaparak şeker düşmelerini engellemeye çalışıyoruz. Aynı şekilde şeker yüksekliği olduğunda da bu beslenme kaynaklı bir şeker yüksekliği olabilir, stres kaynaklı olabilir, araya giren başka bir enfeksiyon kaynaklı şeker yüksekliği yaşamış olabilirler, diyabet ilaçları yetersiz geliyor olabilir, hasta çok hareketsiz kalmış olabilir. Bunlar şekeri yükselten nedenler arasında. Hangisinden kaynaklanıyorsa onu belirleyip onun üzerinden düzeltme yoluna gitmemiz gerekiyor. Şeker yüksekliğinde hastaların bol bol sıvı alarak idrar çıkışlarını arttırıp şekerin vücuttan atılımı sağlamalarını istiyoruz. Ve şeker değerleri eğer ki uygunsa egzersiz yaparak enerji harcamalarını ve şekerlerini düşürmelerini istiyoruz. Ama tedaviye müdahale konusunda hekim kontrolünde diyabet ekibine danışmadan tedavide değişiklik yapmamaları gerektiğini anlatıyoruz. Şimdi tabii şeker ölçümü önemli dedik. Bazen de kişiler bunu ihmal edebiliyor, unutabiliyor ve herkese de farklı bir belirti olabiliyor değil mi? Yani mesela işte terleme ya da baş dönmesi hangi belirtiler şekerin yükseldiğini ya da düştüğünü gösteriyor? Çünkü her zaman da hani şeker ölçme imkanı olamayabilir. Kişi dışarıdaysa işte bir alışveriş yapıyorsa bir anda kendisini kötü hissedip bir yere oturabiliyor. Ama işte şekeri düştü mü çıktı mı nasıl müdahale etmeli? Hani hep de şey de duyarız ya, işte çantanızda bir kesme şeker olsun mutlaka. Öyle hissettiğiniz zaman bunu tüketin. Ama belki şekeri yükseldi, onu alması daha da kötü etkileyecek. Bununla ilgili ne söylersiniz? Şeker düşmesinin belirtilerinde en yoğun olarak soğuk soğuk terleme, el ve ayaklarda titreme, bir göz kararması, baş dönmesi, halsizlik hissi, sanki o anda bir şey yemese kendini bayılacakmış gibi hissedebilir hasta. Eğer ki bu belirtilerin başlangıcında müdahale etmezse bu bilinç kaybı baygınlık seviyesine kadar gelebilir. O yüzden hafif belirtiler hissedildiğinde müdahale edilmesini öneriyoruz. Eğer ki cihaz elinin altındaysa, ulaşılabilirse mutlaka kan şekerinin ölçülmesini istiyoruz. Şekerin 70'in altında olmasını hipoglisemi olarak tanımlıyoruz. Yani şeker düşüklüğü demek kan şekerinin 70'in altına düştüğü durumlar. Bu tür durumlarda basit şeker olarak ya kesme şeker ya da meyve suyu içebilirsiniz diyoruz. Bunlar kana hızlı karıştığı için şekeri hızlı yükseltiyor. Ama bir çikolata, tatlı, dondurma bu tür tatlı grupları içerisinde yağ içerdiği için kana karışma süreleri daha geç oluyor. O nedenle bunları pek tercih etmiyoruz. Bizim amacımız şeker düşmesinde kana en hızlı karışan şeker grubuyla kan şekerini hızlıca yükseltebilmek ve hastayı iyilik haline kavuşturabilmek. Diyelim ki kan şekeri cihazı yanında değil. Böyle bir durumda daha kontrollü gitmesini tercih ediyoruz. Ama yine de mutlaka bir kesme şeker alması daha az miktarda ve arkasından öğün tüketerek iyilik halini takip etmesini istiyoruz. Şimdi dediğiniz gibi bu uzun süreli bir hastalık ve kronik bir hastalık. Bu nedenle bir süre sonra kişi işte ben kendimi tanıyorum diyerek kendi de bazı yöntemlerle işte şu benim şekerime iyi geliyor, bu şekerimi düşürüyor, bu yükseltiyor, işte biraz yükseldiğinde şunu alıyorum ya da işte insülin kullanıyorsa bir şey olmaz, biraz dondurma tüketirim ondan sonra tekrar insülini kullanabilirim ya da işte meyve suyu, ondan sonra insülini aldığımda normale dönüyorum. Ya da işte biraz uyuyorum ama geçiyor şeklinde böyle kendisi de bu hastalıkla ilgili genellemelere gidebiliyor. Şeker hastalığı ile ilgili dediğiniz gibi çünkü artık bu bir yaşam tarzı haline gelmiş durumda. Buradaki uyarılarınızı da alalım. Çünkü hani insülin olması belki hani kısa süreli bir iyilik haline işaret edebilir ama uzun vadede sıkıntıları var mı? Bununla ilgili ne söylersiniz?
Özellikle insülin kullanımında gereksiz yere vücuda fazla insülin vermek kan şekerinin düzensiz seyretmesine neden olabilir. Ayrıca fazla insülin yapıp fazla yemek yemek hastanın kilo artışına neden olabilir. Bu nedenle diyabet ekibinin önerileri dışarısında insülin ya da ağızdan almış oldukları tabletlere müdahale etmelerini önermiyoruz. Eğer ki şekerlerinde dalgalanma oluyorsa, iniş ya da çıkışlar oluyorsa yine diyabet ekibiyle iletişime geçerek medikal tedavinin planlamasında profesyonel öneri almalarını istiyoruz. Evet, kendi kendine bir yaşam değiştirmemeliler diyoruz. Evet, bir tedavi yöntemi belirlememek gerekiyor, değil mi? Evet, yani medikal tedavide kendi kendilerine değişiklik yapmamalılar. Ve tabii burada şeker hastalarının aslında buzdolabında ya da mutfakta olacak ürünler de çok önemli diye düşünüyorum. Bununla ilgili uyarılarınızı da alalım. Hani evde tutulacak ürünler, yani nasılsa işte ben bunu tüketmeyeceğim ama yine de alayım. İşte ben kullanmasam bile işte çocuklar tüketir gibi düşünüp daha sonra kendileri de yine bu ürünleri tüketebiliyorlar. Burada evde yaşayanlar, işte aileler, yakınlar nelere dikkat etmeli hastanın sağlığı açısından? Buzdolabında bulunan ürünler hastanın görme alanına girdiği takdirde kullanılmaması kaçınılmaz olmakta. O yüzden mümkün olduğunca biz diyabette önerilmeyen besin gruplarının görme alanına girmemesini istiyoruz. Özellikle işte şekeri hızlı yükselten beyaz unlu gıdalar, şeker içerikli gıdalar, glisemik indeksi yüksek meyveler, hamur işleri ya da paketli gıdalar gibi bunların görme alanına girmesi, evde bulunması belli bir süreç içerisinde hastanın da bunları tüketmesine neden oluyor. Bu sıklık arttığı zaman maalesef kan şekerinin yüksek seyretmesine ve bu da uzun vadede şeker düzensizliğine bağlı organlarda hasarlar oluşmasına neden olabiliyor. O yüzden beslenme diyabette en temel noktadır. Beslenme değişikliğini çok iyi oturtmak gerekir. Bunun için de alışveriş listelerimize ve buzdolabımızda evimizde bulunan yiyeceklerin görme alanımızda olanların sağlıklı olmalarını tercih etmeliyiz. O zaman organ tahribatı ile ilgili isterseniz konuşalım. Şeker hastalığında organ tahribatı tabii hastadan hastaya yine değişiyordur. Ama ne kadar sürede organ tahribatı oluşabiliyor diyelim, hani genelleme yapmak mümkün mü en azından organlar açısından ve hangi organlar zarar görüyor? Şeker hastalığı damar sistemlerinin tamamını etkilediği için bütün organlarımıza zarar verebiliyor aslında. Tabii ki şekerimizin bir kere iki kere yükselmesiyle hemen bu hasarları maalesef göremiyoruz. Uzun vadede her bir yükseliş damarlarımızda bir iz bırakıyor ve uzun vadede bu yükselişler damar yapılarının bozulmasına ve bir takım hastalıklara neden olabiliyor. Şeker hastalığı görme bozukluklarına, buradan da görme kayıplarına kadar giden komplikasyonlara neden olabiliyor. Aynı zamanda böbrek fonksiyonlarını bozarak böbrek yetmezliğine kadar giden sonuçlara neden olabiliyor. Kalp damarlarını etkiliyor. Kalp damarlarından hastanın kalp krizi geçirmesine, büyük bir bypass ameliyatı geçirmesine kadar neden olan sorunlar oluşturabiliyor. Ayak damarlarının tıkanmasına neden olarak uzun vadede hastaların ayaklarında yaralar açılmasına, bu yaralardan uzuv kaybına kadar giden olumsuz sonuçlar doğurabiliyor. Bunlar diyabetin uzun vadedeki komplikasyonları. Biz bunların olmaması için hastaların diyabet yönetiminin, kan şekerlerinin iyi seyretmesinin önemini her zaman vurguluyoruz. İyi bir diyabet yönetimiyle bunların önlenmesi mümkün. O yüzden beslenmeye dikkat etmek, yaşam tarzımızı iyi oturtmak, diyabet tedavimizi iyi yönetmek, kontrollerimizi düzenli yaptırmak bunların hepsi gerekli. Dolayısıyla ek hastalıkların oluşmaması için diyabetimizi iyi yönetmemiz gerekiyor. Ve yine çok sık görülen hastalıklardan bir tanesi, yani diyabet hastaları, diyabetik ayak bizim hep duyduğumuz ve burada da dikkat edilmesi gerekenler var. Diyabetik ayakta ayak bakımı nasıl olmalı? Siz neleri öneriyorsunuz? Diyabetik hastada ayağında herhangi bir sorun olsun ya da olmasın günlük olarak düzenli muayenelerin yapılması gerekir. Bu günlük muayeneyi hastaya kendi kendine yapmayı biz öğretiyoruz. Ayak dokusunun bozulmaması, deri bütünlüğünün sağlanması bizim için önemli. Burada her gün ayağını muayene ederek ayak derisinde bir değişiklik var mı, deride bir yırtılma, bir açıklık, bir yara, bir akıntı var mı bunların kontrol edilmesi gerekiyor.
Parmak aralarında deride incelme var mı, bir kaşıntı, mantar oluşumu var mı? Bunların kontrol edilmesi gerekir. Tırnak kesmeleri önemli. Tırnak batığının oluşmaması önemli. Tırnak kesiminde çok derin kesilmemeli ve ayak tırnakları her zaman düz olarak kesilmeli. Çorap seçimi pamuklu çoraplar olmalı. Ayakkabılar ayak numarasına uygun olmalı. Büyük ya da küçük olmamalı. Taraklı ayakları olanlarda özellikle ayakkabı tercihinin uygun yapılması önemli. Nasır ya da ayak derisinde değişiklik olması durumunda mutlaka uzmana başvurulması gerekir. Çünkü özellikle ayaklarda deri kurulukları, nasırlar diyabet yaralarının açılmasına neden olabiliyor. Böyle bir şey gözlemlendiğinde, takibinde ilerleme, büyüme fark edildiyse mutlaka diyabet uzmanlarına başvurulması gerekmektedir. Özellikle evde çıplak ayakla dolaşmamalarını öneriyoruz. Yerde görmedikleri herhangi bir şeyin ayaklarına batmaları sonucunda ayak yaralanmaları meydana gelebilir. Bu yaz aylarında plajda, kumsalda, denizde çıplak ayakla dolaşmaları ayaklarına bir yabancı cisim batmasına ve yara oluşumuna neden olabilir. Bazen diyabet hastalarının ayaklarında hissizlik meydana gelebilir sinir ucu hasarı nedeniyle. Bu da ayaklarına batan herhangi bir şeyi hissetmemeleri ve oradan yara odağının başlamasına neden olabilir. Bu nedenle her zaman açık alanda ya da evde mutlaka terlik ya da ayakkabıyla dolaşılmasını tavsiye ediyoruz. Ayaklarında gördükleri herhangi bir deri değişikliği durumunda da uzmana başvurulmasını tavsiye ediyoruz. Şimdi diyabetle ilgili aslında şöyle bir şey de söyleyebiliyoruz. Hani daha önce yaptığımız programlar çerçevesinde de genetik bir hastalık ve burada herkesin aslında dikkat etmesi gerekiyor. Ama şimdi tükettiğimiz ürünlere bağlı olarak da diyabetin gitgide arttığını da işte obezitenin de gitgide arttığına da şahit oluyoruz. Bu nedenle ailelere de uyarılarınızı almak istiyorum. Özellikle çocukların hangi unsurlara dikkat etmesi gerekiyor? Eğer evde diyabetli bir kişi varsa zaten beslenme modelinde bazı değişiklikler yapabiliyorlar. Çocuklar da doğal olarak bunlardan etkilenebiliyor. Ama yoksa ve sinsi seyrediyorsa bu konu, çocuklar nasıl bir risk taşıyor ve bununla ilgili ebeveynlere hangi uyarıları yaparsınız? Diyabet genetik geçişi olabilen bir hastalık. Özellikle tip 2 diyabet dediğimiz grup genetik geçişle çocuklara da geçebilen bir grup. Dolayısıyla ailesinde diyabeti olan kişiler risk grubu içerisinde yer almaktadırlar. Burada en önemli şey çocukların boy kilo kontrollerinin yapılması ve obeziteyi engellememiz gerekiyor. Burada da beslenme alışkanlıklarını, ailede bir diyabet varsa sanki diyabet varmış gibi çocuğun da o şekilde beslenmesi daha uygun olacaktır. Bununla beraber tabii ki biz kilo kontrolünü de sağlamış oluruz. Çünkü obezite riski, kilo kontrolünün olmaması diyabet riskini de arttırmaktadır. Bunun önüne geçmek için ebeveynler çocuklarının kilo takiplerini düzenli yaptırmalı. Eğer ki kilolarında hızlı bir artış fark ettiyse, özellikle ergenlikle beraber hızlı kilo artışları olabiliyor. Böyle bir durumda mutlaka bir diyetisyen takibine girmek, kan tahlillerinin yapılması, gerekli taramalarının yapılması uygun olacaktır. Çünkü tip 2 diyabet dediğimiz grubun yaşı giderek aşağıya doğru inmekte. Eskiden daha ileri yaşlarda gördüğümüz diyabet şu anda çocukluk çağlarına kadar inmiş bulunmakta. Bunun da sebeplerinden birisi yanlış beslenme alışkanlıkları, işte kilo kontrolünün sağlanamaması ve obeziteden kaynaklanmakta. Ailede diyabeti olan kişilerin belirli aralıklarla özellikle 18 yaş üstünde taramalarının yapılması, herhangi bir şeker yüksekliği belirtileri gözlemlediklerinde tahlillerinin yapılması diyabeti önlemede bir basamak olacaktır. Peki çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgiler için, yayınımıza katıldığınız için. Ben teşekkür ederim. Değerli izleyenler, bugün programımızda diyabet hemşiresinin diyabet bakımındaki yerini konuştuk. Diyabet hastaları hangi unsurlara dikkat etmeli? Bunların yanıtını aldık. Konuğumuz Başkent Üniversitesi İstanbul Hastanesi Diyabet Polikliniği Hemşiresi Emel Nur Ulusoy'du. Bir başka programda yeniden görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.